Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmet etili özür görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşuklarışımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Şarık Türkistan'da yeniden yukumlanğanlar baykalmadı. Atalmış Uyghur Abdim Rayoluk Sahiyya Saklıqını Saklaş Komiteti bugün elan kılgan en yeni uçurdu bildirilişe 8. noyabr 24 saat içinde Şarkı Türkistan'da yeniden yukumlan uçular baykalmağın. Haberde kayıt kılınışa Şarkı Türkistan bu içe diviziyanı koşkanda 59 yukumlan uçu bar bulup, onlarının hemisi Kaşkar vilayeti diken, 6 bimarının kesili iğir iken. Nöbette Şarkı Türkistan bu içe keserlik alameti körülmegen yukumlan uçular 306 bulup, ularının içindeki 285 bimar Kaşkar Konu şehir nahisinde kalgan 21 bimar Kızılsu oblastı diken. 10'un 24. gündün 11'un 8. günü geçe Kaşkar vilayeti boyunca alameti görülmegen yukumlan uçular içinden 46 bimarının ehvali yakşılınıp ayırıp közülüş oranından çıkarılgan. Resmi yukumlanan 19 bimarının salametlikke eslige gelip doktorhandan çıkan. Amerika bilen Tayvan yeni koral setiş toxtami imzaladı. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişçe Tayvan bilen Amerika yeni 107 milyon dolarlık koral sodu kilişimi imzalıgan. Haberde kayıt kılınışça bu setiveliş kilişimine asasen kelgüsü 9 yılda Tayvan Deniz Armiyesinin herhal tiptiki parahotları okduru bilen temillendigan bulup, bular Deniz Armiyesi parahot topi yakın mesafelik CIWS tipli koral sistemisi kadarlık 19 türünü okduru bilen temillişini öz içi kaldıken. Tayvan hükümeti elektronluk setiveliş torunun en yeni uxturuşuğa asaslanğanda Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliğinin Amerika'daki herbi işler ömeki bilen Tayvan'daki Amerika cemiyeti bu setiveliş layihasını 6 noyabr imzalığa bulup, umumi kıymeti cami 107 milyon dolar iken. Bu kilişim 2020 yılı 20. oktyabrdan 2029 yılı 9. ayının ahırgıca icra kılındıken. Tayvan herbi emeldarlarının aşkarlışça bu setiveliş kilişimi Tayvan Deniz Armiyesinin 9 yıllık okduri ihtiyacını kamdiyalaydıken. Ama mezkur setiveliş layihası torpeda ve başkurulduğun bomba katarlı korallarının okduğurlarını öz içine almaydıken. Amerika Xitay münasibeti yakından buyan netçe 10 yıldan buyanki en tüven noktuğu çüşüp kalgan bulup, iki taraf bihaterlik teknolojiye Xitay virüsü yokumi, kişilik hukuk Hong Kong ve Şarkı Türkistan katarlık meselelerde ziddiyeti küçeygen. Şunun bilen bir vakitte Xitay'nın herbi ayrupları Tayvan'ı karata parakendicilikini küçeytken, ve Tayvan müstakillikini kollaydıgan Sayyumun hükümetine berilgen agahlandırış işkerlikini bildirgen. Haberde Xitay'nın Tayvan'ı parakendicilik seliş hareketinin Amerika parlamentedeki iki partiyanın Tayvan'ı tekhimi kolluşuğa türtkü bolganlığı oturuğu koyulgan. Dihkallar Xitay virüsü sebeplik iğir küllerini baştan geçirmekte. Yakınki günlerde Xitay virüsünün Şarkı Türkistan'da kayıtıdın tarqılışı irki kırgıncılık siyasını baştan geçirvatkan Şarkı Türkistan halkıgı bolgan endişelerini küçeytken idi. Bugün ictimai uçur vasıları tarqılgan bir sında Şarkı Türkistan'nın malum yesidiki bir dihkanın etizliqiga paxta tergeli çıkanlıqı, yezi kadırlarının onu körüp gelip kopallıq bilen ayıbligeliki, onlar bilen billi kayıtışkı buyru kılıvatkanlıqı körüsligen. Sınığa asaslanğanda dehkallarının öydün sırtkı çıkışıga etizde işleşige çeklimi koyulgan. Yakında Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yukumlanğıçılarının yeniden baykılışı halkı qartılgan besim ve nazaratını tekhimi küçeytken. Şundaklı virüs tarqalmağan rayonlarda mı halk öylerige kamılıp dehkallarının etiz işleri toxtap kalgan. Xitay virüsü yeniden tarqalgan vaqtlarda mı dairelerinin Şarkı Türkistan'da kişilerini pütüllay öyüge kamap normal hayat geçiriş imkaniyeti koymağallıqı bir kısım kişilerinin açqalğallıqıgı alaqıdar haber ve videolar tarqılgan muhaciretki Şarkı Türkistan halkının küçülük endisini kozgan idi. Fransiya Taşkı İşler Ministeri biz İslam dinine hürmet kılımız dedi. Türkiye Avaz Radyosu'ndan bugünkü haberde bildirilişe Fransiya Taşkı İşler Ministeri Jean-Yves Le Drian biz İslam dinine hürmet kılımız deb ta'kidlagan.
Xabarda qeyd qilinishicha, İslam va Arab dunyosidan Fransiya mahsulotlarini boykot qilish faoliyati boshlangan ekan, Misrga borgan tashqi ishlar ministri Le Drian Qohirada Misr tashqi ishlar ministri Samih Shukri bilan ko'rishgan. U muxbirlarni kutib olish yig'inida Parij islom diniga hurmat qiladi va musulmonlarni Fransiyaning bir parchasi deb qaraydi. Bizning kurash qilayotganimiz radikallik va terrorlikdir degan. U yana Liviya krizisi to'g'risida to'xtalib, Fransiya bilan Misrning yollanma askarlarining Liviyadan chiqarib etilishini va Birlashgan Millatlar Tashkilotining qoral embargosiga rioya qilishini talab qilamiz degan. Ma'lum bo'lishicha, islom dunyosining Fransiya mollarini orqa-orqadan boykot qilishi va Fransiyadagi o'qtichilarning qarishtirishi natijasida Fransiya hukumatı musulmonlarga va islom diniga qarata siyosatini tanishgan. Xitoyning sobiq amaldori qoral kuchsiz Tayvanni qaytirib olgani bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoyning Tayvan ishlari ishxonasining sobiq moderi Wang Zaishi xalq siyosiy kengashi gazetasida bir maqola e'lon qilgan bo'lib, u maqolasida qoral kuchi ishlatmay turib, Xitoy bilan Tayvanni birlashtirgani bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Wang Zaishi maqolada munolarni bildirgan. Tayvan vaziyatida tubdan o'zgarish bo'lganligidan tinch birlashtirish ehtimolligi tövallidi. Tayvan mustaqillik kuchlari allaburun Tayvan mustaqillik tashabbusini oshkora sahnaga chiqardi. Tayvanda mustaqillik kuchlari hokimiyat yurgizmoqda. Tayvan mustaqilligiga qarshi turadigan millatchi partiyasi Gomindang tengponlikni tengshash kuchini yo'qotdi. Hozir Tayvandagi hech qanday bir siyosiy partiya Tayvan xalqiga vakillik qilib, Xitoy bilan birlashish masalasida suhbatlasha olmaydi. Tayvanda hokimiyat yurgizayotgan Demokratiyani ilgari surish partiyasining raisi Tsai Ing-wen ikki qirg'oq bir Xitoy siyosatini e'tirof qilmaydi. Uning Xitoy bilan birlashishni muzokara qilish mumkinchiligi yo'q. Wang Zaishi bundan burun Beiping andisini o'ttirga qo'ygan bo'lib, bu usulning 3-chi tanlash yo'li ekanligini bildirgan. Beiping andisi bo'lsa, dal harbiy kuch orqali birlashishni amalga oshirishni ko'rsatadigan. Wang Zaishi yana hozir Xitoyning Tayvan masalasini hal qiladigan kuch va sharoitga ega ekanligini bildirgan. Bildirilishicha, Xi Jinping bir necha kun ilgari dengiz armiyasini ko'zdan kechirganda, biz barliq zihnimiz va kuchimizni urushga tayyor turishga ishlatib, kuchlik hushyorlikni saqlashimiz kerak degan. Uning bu so'zi Tsai Ing-wen hukumatiga tahdid solganlik deb qaralgan. Cumhuriyet günü münasibeti bilen o'rinlashtirilgan tor yig'iniga taklif. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi har yili dog'dug'liq o'tkazib kelayotgan ikki jumhuriyatimizni xotirlash faoliyatini bu yil Xitoy virus sababli yig'ilib o'tkazilmaganligi sababli uning o'rniga torda o'tkaziladigan muhim faoliyat haqida xalqimizga taklif e'lon qildi. E'lon qilingan taklifda munolar tilga olindi. 12 noyabr kuni Sharq Turkistonliklar uchun muhim bir kun. Bugün Sharq Turkistonliklar hurlikka erishib mustaqilligini dunyoga e'lon qilgan muborak kun. 1933 yili 12 noyabr Qashqarda, 1944 yili 12 noyabr Xuljida Sharq Turkistonliklar o'zlarining hurlikini va mustaqilligini dunyoga e'lon qildi. Mustaqillik ko'rishining asosi bo'lgan bu muqaddas tariximizni xotirlash, kelgusimizning izbosarlari bo'lgan yoshlarga bildirish o'g'itish uchun har yili bu muborak kunni cho'ng yig'inlarni uyushtirish orqali tantanalik o'tkazib kelayotgan edik. Afsuslanarligi shuki, bu yil Xitoy virusi butun dunyoga yamrab ketdi. Shu sababli yuqumlanishdan saqlanish uchun silliq tor yig'ini o'rinlashtirildi. Barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni bu tor yig'iniga qatnashishga taklif qilamiz. Shunday qilib butkul Sharq Turkistonliklarni 12 noyabr kuni uylarining balkonlariga Sharq Turkiston bayrog'ini esishga shundaqla ijtimoiy taratqu hisobotlarda ko'k bayroq chiqarishga chaqiriq qilamiz. Hurmat bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Yig'in ochilish vaqti 2020 yili 11 ayning 12 kuni Istanbul vaqti soat 19 da. Tor yig'ini Istiqlol YouTube kanali orqali Nax maydonidan tarqatiladi. Trump saylam natijasiga qarata bir qator ariz shikoyat sunishni planladi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, prezident Trump saylam natijasiga qarata bir necha kun ichida ko'plagan qonuniy ariz sunishni planlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika axborot vositalari 7 noyabr Baydenning Trumpni mag'lub qilganligini
ve en yeni bilet sanığı asasen Amerika'nın 46. nöbetlik prezidenti bulup saylanğanlığını elan kılgan. Ama Trump bugünkü kadar özünün saylamda uhturup koyğanlığını itiraf kılmağan. Eksike Biden az parıq bilen galibi kılgan birkaçı muhim ştatlarda bilet taşlaş ve sanaşta kanunga xilap kılmışlarının mevcut ikenlikini. Eğer muşu hatalıklar özgertilse vaziyetinin özgürdüğanlığını neticede özünün yeni galibi kılıdığanlığını bildirgen. Mälum buluşça Trump'nın saylam grupisi ötken bir hafta içinde arız şikayet sunup, bir kısım ştatlardaki biletini kaytadan sanaşını talep kılgan. Bırak bu arızlarının köpüncisi sot mahkemesi tarafından ret kılıngan. Ya ki bir kısımı sotunun tertipini kütmekteyken. Bildirilişçe Trump adliye cihetteki hücumunu tiz süratte kaytadan küçeytiş için bu hafta bir qatar yeni arızlarının sunuşunu oylaşkan. Onun saylam grupisi halkının kollaşığı erişişi arkalık sotkı besim kılış, alakadar kanuni davağı tayarlı kılış için meblağ tuluklaş maksede mahsus iana faaliyeti başlayan. Bildirilişçe Trump saylam grupisi iki türlük arız şikayetini oturuğa koymakçı bolgan. Bunun biri bir kısım saylıgıçılarının kaza kılgan tukkallarının namıda bilet taşlıqallıqı bulup, bununla çetişlik bilet sani pekat Pensilvaniyada 21 mınğı yetidiken. Yeni biri bolsa Cumhuriyetçiler Partiyesi'nin nurgullugan saylam küzetküçüleri bilet sanaş rayonuğa yıkılış almaslıq sebeplik tuluk nazarat kılalmıgan. Trump'nın adukati yakşembe günü televiziya programması da bu haftanın ahırgıça Trump'nın saylam grupisinin 10'a yakın arız şikayet sunuşu mümkünlükini etkan. Akbarat vasıtları ve küzetküçüler bu kıtımkı prezidentlik saylamada kank ölemlik saylam aldamcılığı yok dep karaydıken. Kısmen meseleler sot tarafından delillengen takdirde mi Trump Pensilvaniya Katarlık muhim ştatlarda Biden'den eşip getelmeydiken. Amerika Adliye Ministerliği ve Federasiya Tekşürüş İdaresi hazırgıça bu saylamda malum saylam aldamcılığı meselelerinin baykalganlığını ilan kılmıgan. Yeni bir tarafdan Amerika'nın sabık prezidenti Barack Obama özü vazife ötevatkan mezgilde muavin prezident bulgan Joe Biden'ni saylamının gayri resmi neticelerine asasen galibi kılganlığı için tebrikledi. 2016 yıldaki prezidentlik saylamada Donald Trump'a uhturup koygan Hillary Clinton mu prezident saylamada Trump'ni mağlup kılgan demokratçı Joe Biden'ni tebrikledi. Clinton Twitter'daki saylam neticesine alakadar bayanatı da Biden'nin galibisine tarihi muvaffakiyette baha verdi. Azerbaycan armiyesi azat kılınan çigra liniyalarda bayrak çıkardı. Azerbaycan armiyesi işgaldan azat kılınan İran çigrasıdaki Zengilan'a çigra karavulhanları kurup bayrak çıkardı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Zengilan vilayeti caylaşkan Mincivan, Sultanlı, Şerifan, Muğanlı, Tiri, Mehmetbeyli çigra karavulhanlarda vazife ötevatkan askerler murasim ötküzüp Azerbaycan milli marşını okudu ve bayrak çıkardı. Çigra Karavulhanısı vazife öteydiğen Polkovnik Abbasov Aftanlı Şuşa şehri azat kılınğanlıqıdan intayın huşal ikenlikini bildirip, bugün biz üçün mukaddes günü hesaplandı. Biz Muzaffer başkomandanımızdan aradın 28 yıl 6 ay ötkendiyken Şuşa'nın işgaldan azat kılınğanlıqını bizge yetküzgenlikinin huşallıqını yaşavatımız dedi. O çigra liniyalarının özlerinin koğduşu astıda ikenlikini bildirip, 132 kilometrelik cayının işgaldan azat kılınıp, düşmenden tazdan kalıqını eskerdi. O, Azerbaycan ve kıyrındaş Türkiye halkıya salam eğitimiz. Karabağ azat kılınan denken, Azerbaycan halkı bilen huşallıqtın tən bəhirlinimiz, dedi. Azerbaycan armiyesi 2020-22 oktyabr, aradın 27 yıl ötken denken, Azerbaycan Armeniya çigrasının 132 kilometrelik kısmını pütülleyi kontrol kıldı. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Çigra liniyesinin azat kılınğanlıqını elan kılıp, Azerbaycan halkı ve İran halkını tebrikligen idi. Türkiye'de yuqum sebebiden 84 kişi kaza kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministerliği elan kılığa malumatı göre Türkiye'de yıkınkı 24 saat içinde Xitay virus sebebiden 84 kişi cindin ayrıldı. Şunun bilen Xitay virus sebebiden cindin ayrılganlarının cami sani 10887'ye çıktı. Bir günde 141944 kişi tekşürülgen bulup, bunların içinde 2516 kişinin yukumlanğanlığı baykaldı. Okşaş vakıta davalanıp doktorhandan çıkan 2018 kişi bilen salametki yakışılanğanlarının cami sani 338239'a çıktı. Ministerlik Xitay virusu hatırının hele hem devam kılıvatkanlığını
Şunun için ictimai aralık saklaş, mask takış ve tazılıkı riayet kılışının intayin muhim ikenliğini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.